Arkadaşlar bu da ne böyle ya? İlk defa böyle mahallemde bir şey görüyorum. Selam baksana daha önce burada böyle bir şey yoktu değil mi? Evet birader, evet daha önce böyle bir şey yoktu ya. İlk defa görüyorum. Gidip baksak mı acaba? Bakacağız arkadaşlar, bakacağız yani tabii de. Ben de gerçekten de çok ama çok merak ettim. Acaba buranın içinde neler var arkadaşlar? Yani normal bir eve falan benzemiyor. Gerçekten de çok tehlikeli bir yere benziyor. Tamam birader, tamam lütfen gidip bakalım. Ben çok merak ettim. Yanında silah falan var mı? Vallahi yanında hiçbir şey yok arkadaşlar. Yanında sadece bir kurabiye var. Olsun ama yine de bakacağız yani. Bu arada sizler de hala kanala abone olmuyorsanız ne yapıyorsunuz yani? Kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmaktaki en güçlü enerjiler her yere kalbimize bakabilirsiniz arkadaşlar. Katılabilirsiniz yani. Şöyle etrafı bir bakalım yani. Etrafta pek fazla bir şey gözükmüyor ya. Çok tehlikeli bir yer değil gibi. Tamam birader, tamam girelim o zaman yani. Yalnız cam yerine demir parmaklıklar var. Çok fark ettin mi sen de ona? Evet evet ben de fark ettim Selam bunu. Gerçekten de çok ilginç arkadaşlar. Bakalım bir yani. Oha! Yok artık arkadaşlar, burası bildiğin hapishane Selam, şuraya baksana. İnanmıyorum birader, inanmıyorum. Gelmişler buraya, hapishane yapmışlar. Niye yapmışlar acaba? Vallahi bunu öğrenmenin tek bir yolu var, o da içeriye bakmak arkadaşlar. Mahallemizin önüne yeni bir değişik küçük bir hapishane yapmışlar arkadaşlar. Şöyle bir bakalım içeriye bakalım yani. Yok artık arkadaşlar. Yok artık, böyle iki tane iki hücreli hapishane var arkadaşlar ve gerçekten de bayağı tehlikeli bir yere benziyor yani. Selam ben buradan çıkalım yani bir an önce, yoksa polisler falan gelirse bizi hapishaneye atabilir arkadaşlar. Selam zaten gelemedi oğlum. Gelsene sen de. Ya birader sen bak içeri, sen bak yani, ben dışarıya kolluyorum. Tamamdır tamamdır arkadaşlar, gördüğünüz gibi güvenlik kameraları falan da var yani. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Acaba bu hapishaneyi kim yaptı yani? Kim yaptıysa gelsin onunla kapışırız arkadaşlar. Büyük ihtimalle polisler falan yapmıştır yani. Neyse çıkalım yani, çıkalım. Çünkü ben de hapishaneleri pek fazla beğenmiyorum arkadaşlar. Tamamdır Selam, baktım pek fazla bir şey yoktu ya. Tamam birader, tamam yani. Hadi bir an önce buradan uzaklaşalım. Ben de hapishaneleri pek fazla beğenmiyorum yani. Biliyorsun biz seninle ikimiz hapishanedeyken tanışmıştık. Evet arkadaşlar, Selam ile hapishanede tanışmıştık. Ben de Selam'ı hapishaneden kurtarmıştım hatırlıyorsanız. Gel evimize gidelim yani. Yani bu hapishane acaba neden böyle buraya bir hapishane yaptılar arkadaşlar? Acaba bizim için bir hapishane yapmış olabilirler mi oğlum? Biz de ikimiz iki kişiyiz yani. Vallahi birader olabilir yani, olabilir ama seni hangi hapishaneye atsınlar, atarlarsa atsınlar, sen hapishaneden kaçabilirsin değil mi? Evet evet, her türlü hapishaneden kaçmayı başarırız. RG'nin gücünü gösteririz arkadaşlar. Olamaz, polis amca var burada. Olamaz arkadaşlar, polis amca da gelmiş ve burada da hapishane var, inanmıyorum. İşler bayağı kötüye gidecek galiba. Ey İsmet RG, buraya gel bakalım hemen. Olamaz arkadaşlar, olamaz. Selam yandık ya. Büyük ihtimalle polis amca o hapishaneyi bize yaptı ve beni hapishane edecek arkadaşlar. O yüzden hapishaneye girmeden önce son kez kurabiyemi yiyorum arkadaşlar. Çünkü karnım çok acıkmıştı yani. Şunu şöyle güzel bir şekilde yiyelim. Tamamdır polis amca, tamamdır. Geliyorum yani, beni hapishane mi atacaksın? Tamam, istediğin şekilde beni hapishane atabilirsin. Bu sefer seninle savaşmayacağım. Merak etme İsmet RG, merak etme, seni hapishane yapmayacağım. Ciddi misin sen ya, ciddi misin? Teşekkür ederim polis amca. Gel sarılayım, hoş geldin ya, hoş geldin. Niye geldin söyle bakalım. İsmet RG, sana kötü bir haberim var. Sana çok kötü bir haberim var. Başka bir polis senin peşinde. Ne, bir dakika, senden başka birisi, başka bir polis benim peşimde mi? Kim ya polis amca, kim? Çabuk söyle yani. Polis kız var yani, polis kız senin peşinde. Kendisi çok tehlikelidir, hatta senin için özel hapishane yaptı, gördün mü? Evet polis amca, evet gördüm yani. Mahallemin ortasında biri yeni hapishane yapmış. O polis mi yaptı, polis kız mı yaptı? Evet İsmet RG, evet polis kız gerçekten de çok tehlikeli yani. O yüzden seni uyarmaya geldim. Onu görürsen bir an önce kaç, çünkü seni hapishane yapmaya çok kararlı. Ya arkadaşlar polis kız nedir ya, polis kız nedir? Polis amca bak yanlış anlama ama senden çok uğraştırdın yani. Ben şimdi bir polis kız çıktı arkadaşlar. Niye beni hapishane yapmak istiyor? Ben kötü bir şey yapmadım ki ya. Bilmiyorum İsmet RG, bilmiyorum yani. Seni pek fazla sevmiyormuş ve seni hapishane yapmadan durmayacakmış. Hayattaki tek amacı seni hapse atmak. Teşekkür ederim polis amca, teşekkür ederim. Uyardığın için çok teşekkür ederim ya. Biz Selami ile bir plan yapalım yani, tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz İsmet RG, görüşürüz. Hadi gel Selami, gel bir an önce bir plan yapmamız lazım arkadaşlar. Beni korkutmak için gelmiş, evimin önüne kadar hapishane yapmış yani. Hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Sandıktan silahlarımızı alalım yani, gördüğünüz gibi. Geleceği varsa göreceği de var. Evet Selami, şimdi bir plan yapmamız lazım yani. Polis kız bizim peşimizdeymiş. Acaba ne yapabiliriz? Vallahi birader bilmiyorum ya. Acaba polis amcanın dediği gibi kaçsak mı? Ben çok korktum. Ya Selami ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Biz asla kaçmayız yani. O duracağız ve savaşacağız. Veya aslında benim aklıma bir plan geldi. Biliyor musun? Hem de çok güzel ve komik bir fikir. Ne dersin, bunu yapalım mı? Ya birader önce bir planı söyle. Tamam tamam, söylüyorum arkadaşlar ya. Ben şu ana kadar arkadaşlar girdiğim tüm imkansız hapishanelerden falan hepsini kaçmayı başardım ve o polis kızın yaptığı hapishane gerçekten de çok küçük ve kaçması kolay bir hapishane Selam. O yüzden yani ben gidip polis kız buraya gelirse direkt teslim olacağım savaşmadan. Neyse birader sen ciddi misin yani, bilerek hapse mi gireceksin savaşmadan? Evet evet, yani bilerek hapse gireceğim yani. Demek ki polis kızın tek amacı beni hapse atmaksa arkadaşlar, beni hapse atacak. Ondan sonra ben de hapse girer girmez kaçacağım arkadaşlar ve RG'nin gücünü göstereceğim yani. Oğlum biz bu kadar basit yani, ne dersin ama? Vallahi birader ama senin hapisten kaçtığını görürse sinirlenmez mi yani? Oğlum sinirlenirse sinirlenir yani. Hayattaki tek isteği beni hapse atmakmış yani. Bunu başaracak, ondan sonra ben de hapishaneden kaçacağım. Bu kadar basit yani. O yüzden gelmesini bekliyorum. Savaşmaya falan hiç gerek yok arkadaşlar. Ama yani işler zor giderse tabii ki de savaşırız. Tamamdır birader, tamamdır. Peki benim yani yardım etmeyi istediğim bir şey var mı? Gerek yok, gerek yok yani. Sen burada bekle, sen burada bekle. Bakalım ya polis kız gelmiş mi, biz dışarıya bakalım arkadaşlar. Belki gelmiştir yani. Neredesin? Oha gelmiş arkadaşlar. İnanmıyorum. Oha şuna bakın arkadaşlar, gerçekten de polis kız gelmiş ya. Geliyorum polis kız, geliyorum yani. Sen hiç merak etme, ben şuradan hemen balkondan atlayayım yani. Merhaba, ben İsmet RG. Senin kim olduğunu biliyorum ve buraya seni tutuklamaya geldim. Artık yolun sana geldin. Kendini bir kahraman sanıyorsun ama değilsin. Allah Allah, nasıl kendimi kahraman sanıyorum ya? Kahraman değilsen peki neyim yani? Sen bir kanunsuzsun. Kanunlara uymuyorsun ve ben seni şimdi hapishaneye atacağım. Eğer savaşmak istiyorsan savaşırız. Ama kazanan tek kişi olacak. O da ben.
ben olacağım. O yüzden lütfen savaşmadan benimle hapishaneye gelir misin? Gelirim gelirim ya. Bu arada hapishane neredeydi? Şuraya bir hapishane yapmışlar. Onu sen yapmış olabilir misin acaba? Evet, o hapishaneyi ben yaptım. Ne oldu yoksa, içini gezdin mi? Evet evet, içini gezdim yani. Büyük ihtimalle kameralardan görmüş olmasın. Bayağı bir güzel hapishane yapmışsın. Arkadaşlar aslında çok kötü hapishane yapmışlar. Küçücük yani, biz çok daha zor hapishaneden kaçtık. Çok güzel hapishane yapmışsın yani. Ben çok beğendim hapishaneyi. Oradan kaçmam benim imkansız. Evet evet, asla o hapishaneden kaçamayacaksın yani. Ve benim gazabımdan da asla kurtulamayacaksın. Ben seni hiç sevmiyorum. Vallahi sen beni sevmiyorsan ben de seni sevmiyorum o zaman. Ne diyeyim yani, herkes herkesi sevmek zorunda değil arkadaşlar. Ama yani beni hapse niye atmak istiyorsun ki yani? O birazcık bu yaptığın kötü bir şey değil mi? Ben sonuçta kimseye falan zarar vermiyorum yani. Seni hapse atmak istiyorum çünkü sen bir kanunsuzsun. Bunu demiştim zaten. Hadi şimdi benimle gel. Çok kolay oldu bu düşündüğümden de. Benden korkmuş olmasın. Vallahi ne demezsin ya, ne demezsin. Seni görür görmez o kadar çok korktum ki yani, harbiden bir anda titremeye başladım yani. Arkadaşlar biz RG'yiz ya, kimseden korkmayız. Hadi artık çabuk hapishaneye doğru yürü, yoksa silahımı çıkartacağım. Tamam tamam, dur dur, çok korktum. Tamam hadi gidebiliriz yani hapishaneye. Yani ama sen beni tanımıyorsun bile ve benden nefret ediyorsun. Gerçekten de bu hiç hoş değil yani. Polis amcaya beni sorabilirsin. O bile beni hapse atmaya çalıştı fakat o bile beni seviyor yani. Benim iyi birisi olduğumu biliyor. Vallahi nasıl biri olduğun hiç umurumda değil yani. Senin bir kanunsuz olduğunu biliyorum ve seni şimdi hapishaneye atıyorum yani. Bu benim için çok güzel bir duygu. Çok büyük bir şey başarıyorum. Vallahi ne demezsin ya, ne demezsin. Girelim bakalım arkadaşlar hapishaneye. Yalnız niye gelip böyle benim evimin önüne hapishane yaptın, onu da hiç anlamadım. Çünkü seni korkutmak istedim ve gerçekten de işe yaradı. O yüzden çok mutluyum. Vallahi mutlu olmana ben de sevindim. Mutlu olmana sevindim arkadaşlar. Bu neymiş böyle, bayağı bir sinir oldum ya. Şimdi bu hücrelerden hangisine gireceğim? Açık olan hücreye girebilirsin ama bu arada şapak kılıcını ve elindeki silahları da bırak bakalım. Ne, bir dakika, nasıl ya, nasıl arkadaşlar, nasıl gördü yani, elimde falan hiçbir silah yok ya. Var var, envanterinde bir şeyler olduğunu biliyorum İsmet LG. Sen bir savaşçısın, her zaman envanterinde bir şeyler olur. Onların hepsini sandığa bırak, yoksa kötü şeyler kullanırım. Tamam tamam tamam, sandığa bırakıyorum arkadaşlar. Vallahi silahlarımı bırakmam kötü oldu ama tamam, bıraktım yani, hepsini bıraktım. Oo çok güzel çok güzel, bunların artık hepsi benim yani, şapak kılıcını kullanacağım. Ne, sen nasıl bir polisin ya, hayır o kılıcı kullanamazsın ya, ben izin vermiyorum. Senden izin almama gerek yok zaten. Hadi şimdi gir bakalım. Bu arada kral tacını da bırakabilir misin ya? Tamam arkadaşlar tamam, kral tacımı da bırakıyorum yani, ama zaten bunların hepsini geri alacağım yani. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. İnşallah buradan kaçmaya başarabiliriz arkadaşlar. Eğer buradan kaçamazsak işimiz biter yani. Ya son bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen beni hapishaneye atmasan olur mu ya? Hayır hayır, seni hapishaneye atmak zorundayım. Ben zaten seni hapishaneye atmak için polis oldum. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Ben sana kötü bir şey yapmadım yani. Niye bu kadar benden nefret ediyorsun ya? Vallahi bilmiyorum ki, bilmiyorum. Senden birazcık nefret ettiğim doğru ama dediğim gibi yani, kişisel değil. Belli belli, kişisel olmadığı belli. Neyse, girdim hapishaneye. Tamam Regaz, şimdi buradan çıkmanın bir an önce bir yolu bulmamız lazım yani. Gerçekten de polis kız hiç beni sevmiyor arkadaşlar. Hiç beni sevmiyor ya. Beni hapse atmak için polis olmuş yani. İnanmıyorum. Niye bu kadar benden çok nefret ediyor bilmiyorum arkadaşlar ya. Baksanıza burası da çok sıkıcı yani. Yatmaktan başka hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Aslında birazcık da uykum geldi. Uysam iyi olabilir fakat çıkmam lazım yani. Çıkmam lazım ve Regaz'ın gücünü göstermem lazım. Sizler de abone olun, bildirim açın ve bana güç verin arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi tek yapmam gereken, nasıl çıkabiliriz bakalım, bir düşünelim arkadaşlar. Bence bu demir parmakları direkt kırabilirim arkadaşlar. Çok ince gözüküyor yani, çok fazla güçlü değil yani bu hapishane. Hemen şöyle şunları kırabilirsek bakalım. Evet arkadaşlar, işte bu ya. İşte bu kadar kolay, işte bu kadar kolay yani. Hapishaneden kaçmak bu kadar kolay yani. İnsanüstü gücümüzü kullandık ve hapishaneden kaçmasını başardık yani. RG gelmez bu saatmez arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan silahlarımızı falan alalım. Gördüğünüz gibi almadı yani. Alsaydı gerçekten de çok üzülürdüm arkadaşlar. Ne oldu ya polis kız, ne oldu? Sen bizi böyle hapishaneye atarsın, biz de 2 dakikada çıkarız. Selami'nin yanına gelelim arkadaşlar. Şimdi o da beni evde bekliyordur yani. Canı sıkılmıştır, hemen onu ziyaret edeceğim. Bir dakika İsmet, dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Ne, olamaz. Olamaz arkadaşlar. Pusu kurmuş bana burada. İnanmıyorum. Polis kız, sen ne yapıyorsun burada ya? Vallahi ne yapıyor muyum burada? Seni bekliyordum İsmet Regi. Sen de hapishaneden kaçmışsın. Bu hiç hoş değil. O hapishanede sonsuza kadar kalacaksın. Hayır vallahi hayır. Hiç kusura bakma ya. Bak, senin tek isteğin beni hapse atmakmış ve bunu başardın ama sonra ben hapishaneden çıktım yani. Bu kadar basit. Artık lütfen kendi yoluna gider misin? Ben hapishaneye giremem yani. Hiçbir şey yapmadım. Kötü bir şey yapmadım. Anladın mı? Gördüğün gibi artık silahımı da çıkarttım. Üzgünüm İsmet Regi. Kaçışın olmayacak bu sefer. Seninle savaşacağız. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum arkadaşlar. Bu kız çıldırmış ya. Vallahi çıldırmış. Ya. Cidden benimle savaşmak istiyor musun? Evet, seninle savaşmak istiyorum. Seninle savaşacağım ve seni yeneceğim. Ondan sonra seni tekrar hapishaneye atacağım. Ya beni sen istediğin kadar o hapishaneye at, istediğin kadar hapishaneye at. Ben o hapishaneden 100 kere çıkarım. O hapishane çok kötü bir hapishane. Ne, sen ciddi misin? Ama hapishanemi çok güzel demiştin. Ya şakasına demiştim onu sana. Bu hapishane gerçekten de çok kötü bir hapishane. Ben çok daha zor hapishanelerden kaçtım. O yüzden beni hapse atman yani bir alakası. Lütfen bırak gideyim. Üzgünüm İsmet Rege, gidemezsin. Gel buraya. Aa arkadaşlar vuruyor. Aa dur dur. Aa olamaz. Olamaz arkadaşlar. Çıldırdı ya. Polis kız bak, lütfen dur. Sana ateş etmek istemiyorum. Seninle savaşmak istemiyorum yani. Tamam mı? Lütfen durur musun ya? Lütfen dur bak abi, geliyor ya. Geliyor arkadaşlar. Vallahi geliyor. Kaç kere vurdum bak. Ben sana bir kere vuruyorum diye kızıyorsun ya. Bir kere ben de sana vurayım. Tamam ödeştik. Lütfen vurma artık. Gel buraya İsmet Rege. Gel, sana vuracağım. Olamaz arkadaşlar. Olamaz.
Çok sinirli ya, çok sinirli. Sen istedin ya bunu. Sen istedin. Gel buraya. İşim bitti. İşim bitti arkadaşlar. Silahını da çekmiş. Aa, ateş ediyor. Ne yapıyorsun? Öldüreceksin beni. Evet, gerekirse seni öldürürüm de. Aa, olamaz arkadaşlar. Olamaz. Gerçekten de çıldırdı iyice bu. Gerçekten de çıldırdı. Bir dakika, bunu sen istedin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Regen'in gücünü göstereceğiz arkadaşlar. Hapishaneye girmek istemiyorum ya, gerekirse. Oha, geliyor ya. Geliyor. Lütfen dur bak. Bir kızla savaşmak istemiyorum. Sen benim ne kadar güçlü olduğumu bilmiyorsun. Ben senden bile güçlüyüm. Ya kesin öyledir. Kesin öyledir arkadaşlar. Ateş edip duruyor. Yeter artık. Ateş etme bana ya. Bana ateş etme. Ben bir şey yapmadım. Anlıyor musun? Bir şey yapmadım. Aa, yine geldi bak, kafama geldi. Arkadaşlar eve koşacağım yani, kapıyı kilitleyeceğim. Başka şansım yok ya. Bunu sen istedin polis kızı. Bunu sen istedin. Gel buraya. Aa, Regen'in gücünü göstereceğim lan. Gel buraya. İşim bitti. İşim bitti. Hadi bakalım arkadaşlar. Birazcık şöyle savaşalım. Birazcık onu yorayım ya. Ondan sonra eve kaçacağım. Bak, benim lazer silahım var yani. Senin silahın çok kötü. Benim silahım çok daha iyi. Gel lan biraz. Gel lan buraya. İşim bitti. İşim bitti. Regen'in gücünü göstereceğim. Gelme bir daha buralara. Beni... Aa, geliyor arkadaşlar. Çok sinirli ya. Çok sinirli valla. Polis amcadan daha güçlü abiden dediği gibi. Gel lan buraya. Gel lan buraya. İşim bitti. Hadi kaçıyorum ben. Görüşürüz ya. Sakın evime falan gelme. Evimde çocuklarım var. Anlıyor musun? Seninle savaşmak istemiyorum. İsmet Regen, seni bir gün hapse atmamış olabilirim ama elbet bir gün atacağım. Anlıyor musun? Elbet bir gün atacağım. Asla pes etmeyeceğim. Ya kesin atarsın. Kesin atarsın. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Sizler de kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Regen, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.